İyi günler. Ben Ali İhsanoğlu Sal. Bugün Bloomberg'ten Max Hastings'in yazdığı bir makaleyi okudum. Tercümesi Google amca ile yapıldığında tam yansımıyor. Fakat makalenin başlığı Ukrayna'daki savaş Çin'i caydırmak için ne diyor? Bunun ilginç tarafı geçmişteki tecrübelere dayanarak Ukrayna'ya zamanında tam destek verilmiş olsa belki Putin bu savaştan vazgeçerdi. Şu an bunu bilemeyiz. Fakat önümüzde daha çok dikkatimizi isteyen bir tehlike var. O da Çin'in Tayvan'a saldırma ihtimali. Benim 1979'dan beri inandığım konu Çin'in dünya için en tehlikeli ülke olduğudur ve bunun en büyük sebebinin toplum büyüklüğü olduğudur. Yıllarca Çin'i ucuz emek üreten bir ülke olarak görüp eşyalarımızı orada yaptırmak için yatırım yapma yoluna gidilmesi, bunun ekinde büyük bir sermaye ve bilgi akışının Çin'de toplanması, şu an Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna çıkmış olmasına sebeptir. Normalde bunun sorun olarak gözükmemesi lazım. Neticede Almanya ve Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıllarca en büyük ikinci ve üçüncü ekonomi olmuşlardı. Bu durumun korkutucu olması Almanya ve Japonya'nın aksine Çin'de gerçek bir demokrasinin yer bulamamış olmasıdır. Tıpkı Türkiye'de son zamanlar bir diktatörün kendi istediği gibi yasalar çıkardığı gibi Çin'de bu diktatörlük gelişmeleri ile hızlanıyor. Xi Jinping kendinden önceki liderlerin aksine ülkeyi daha ağır bir boyunduruk altına alıyor. Bunun bir yan etkisi de Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak daha çok zaman kalamayacağı olabilir. Bize ne diyenleriniz olabilir. Fakat şunu unutmayın, örnek vereyim. Putin Kırım'ı aldı. Dünya fark etti fakat pek fazla da umursamadı. Bunun aslında kabul edilebilir bir yanı yok. Bunun için bir dünya savaşına gitmeyi göze almalı mıyız? Bunu cevap olarak size sorayım. Kıbrıs konusunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? 1974'te pek bilinçli değildim fakat sonradan fark ettim ki savaş doğru fakat sonuç kabul edilebilir değil. Şu an KKTC sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Ecevit orada başarısız bir siyaset yürüttü. O belli. Cevap olarak 4 seçenek vereceğim. Hepsi de halk iradesi ile yapılabilir. O yüzden benim bu seçenekleri sunarken maksadımız sadece ve sadece bir ülke olarak Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine inancımdandır. Seçenek 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm dünya tarafından tanınan bir ülke olabilir. Seçenek 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs ile birleşebilir. Seçenek 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin bir ili olabilir. Seçenek 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İngiltere'ye bağlanabilir. Bu seçeneğin nedeni İngiltere'nin garantör ülke olarak zaten adada bulunuyor olmasıdır. Peki bunun Çin ile ne alakası var? Tayvan'da tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir avuç ülke hariç tanınmayan bir ülke. Fakat ekonomik ve stratejik önemi yüzünden Çin hiçbir zaman bağımsız ülke olarak tanınmasına müsaade etmeyecek gibi. Ve o yüzdendir ki bir üçüncü dünya savaşına sebep olabilir. Teşekkür ederim. İyi günler.